Merhaba sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 9 Mart'ta Türkiye saatine göre gece 20.47'de 19 derece Başak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Dolunay döngülerini önemsiyoruz. Her ay bir Dolunay olur ve Dolunay o ayın aslında en yoğun gündeminin oluştuğu süreçlerdir. Ve Dolunay enerjileri Dolunay'ın oluştuğu an haritasına göre şekillenir. Başak Burcu'nun 19 derecesinde Ay yerleşirken tam karşısında Balık Burcu'nda Güneş ve Neptün yer alıyor Dolunay haritamızda ve yükselende de Terazi Burcu'nu görüyoruz ve Dolunay haritanın 12. evinde. Başak Burcu genel olarak günlük hayatımız, bizim genel düzenimiz, sabahtan akşama kadar hani hayatımız nasıl geçiyor? Günlük hayatımızın detaylarında neler var? İş hayatımız, mesleğimiz, çalışma koşullarımız, ruhsal, bedensel, zihinsel, genel sağlığımız, düzenimiz, hijyen ve sağlığımızla ilgili konular, beslenmemiz ve günlük hayatımızda yanımızda olan kişiler, evcil hayvanlarımız, beraber çalıştığımız kişiler, tüm bunlar Başak Burcu'yla temsil edilir ve Dolunay'da tabii ki daha fazla mercek altında olacağını da söyleyebiliriz. Özellikle Güneş'in Neptün'le birleşmesi ve Ay'la Neptün arasında tam bir karşıt açı oluşturması Dolunay'da o Neptün'ün belirsizlik, karmaşa, kaos etkisini aslında daha fazla ortaya çıkaracak gibi görünüyor. Evet, Dolunaylar belirsiz olan koşulları netleştirir, görünür hale getirir. Farkındalıklar yaşarız, doğru, ama bu Dolunay'ın kendi içindeki enerjisi şartların çok da kolay bir şekilde anlaşılır olamayacağını, hatta daha fazla kafa karıştırıcı ya da daha fazla sisli, bulanık bir sürece doğru gidebileceğimizin de işaretçisi. Çünkü Dolunay Başak Burcu'nda ve onu yöneten gezegen Merkür, Dolunay an haritasında Kova Burcu'nda durmuş vaziyette, yani station. 10 Mart'tan itibaren Merkür ileri harekete dönecek ama 9 Mart'ta Merkür Kova Burcu'nda durmuş durumda. Şimdi bu Merkür'le ifade edilen konu ve kavramların Dolunay'ın genel enerjisinin biraz daha zorlayıcı olacağını işaret ediyor. Sağlık konularına dikkat etmek lazım. Şimdi bir şeyler, eğer gizlenen bir şeyler varsa ya da bilmediğimiz, fark etmediğimiz, kendimizle ilgili ya da toplumla ilgili konular varsa, evet, Dolunay'da bunlarla ilgili durumlar bir yandan daha bir görünür hale gelirken ortaya çıkan kavramlar bizi biraz daha kaygılandırabilir, endişelendirebilir. Çünkü Başak Burcu'nun gölge yanlarında mükemmelliyetçiliğin ortaya çıkardığı aşırı bir endişe ve kaygı vardır. Dolunay, içinde bulunduğumuz şartlarda hissedebileceğimiz bu belirsizlik ve kaotik durumların daha fazla endişe ve kaygı yaratabileceğini işaret ediyor. Bunlar iş hayatımızla ilgili oluşabilecek güvensizlikler olabilir. Beraber çalıştığımız kişilerle ilgili hissettiğimiz bazı durumlar olabilir. Bunlar aldanmalar, aldatılmalar, yanlışlıklar ya da bizden gizlenen bir şeylerin ortaya çıkması, güvensiz likler olabilir. Çünkü Dolunay'ın yükselen burcun terazi olması genel olarak biraz daha ilişki dinamiklerine dikkat çekiyor. Sağlığımızla ilgili bazı hassasiyetler artabilir. Şu durumda tüm dünya aslında sağlık konularına daha hassas. Bulaşıcı hastalıklar, işte koronavirüsü ve benzeri. Herkes daha fazla bu konulara odaklanmış durumda. Ve bence bu Dolunay'ın ana etkilerinden biri de bu. Genel sağlığı temsil eden Başak Burcu'ndaki Dolunay, Neptün etkili olması, Merkür'ün de duran pozisyonda olması sağlıkla ilgili belki biraz daha endişe ve kaygı yaratacak durumları gündemimize getirebilir. Yani şu ana kadar gizlenen bazı veriler en azından görünür hale gelebilir. Ve bu elde edeceğimiz bilgiler bizi daha fazla kaygılandırabilir, endişelendirebilir. Ülkemiz için de belki özellikle bu salgın hastalıklarla ilgili bazı şeylerin gündeme gelebileceği, bir şeylerin açıklanabileceği, belki şu ana kadar hani belirsiz olan ya da tam netleşmemiş olan durumların hastalıklarla alakalı, özellikle son dönemdeki bu koronavirüsle alakalı durumların belki endişe verici, kaygı verici bazı
aşamalara geçebileceğinin de işaretçisi. Şimdi herkes tabii sağlık konularına daha fazla endişeleniyor. Geleceğe dair biraz daha kaygılar artıyor. Ama bir yandan da Oğlak Burcu'nda birleşen gezegenler Satürn, Plüto, Jüpiter ve Mars Dolunay'la, Başak Burcu'ndaki Dolunay'la üçgen açı yaparak hayatımızın bu döngüsünde her şeye karşı günlük hayatımız, sağlığımız, işimiz, düzenimiz, ilişkilerimiz, tüm bu detaylara karşı daha gerçekçi bir bakış açısı içerisinde olmamız, gereken önlemleri almamız gerektiği konusunda da uyarıyor. Bunları yapabildiğimiz takdirde birçok sorunu da aşabiliriz. Çünkü Oğlak Burcu'ndaki gezegenler gereken gücü, gereken sorumluluğu, sabrı bize verecektir. En azından bu anlamda bizi daha fazla zorlayacaktır. Bir diğer önemli etki, özellikle 23 Şubat'taki Balık Burcu Dolunay'ında da belirtmiştim bunu. Balık Burcu yeni ayında da belirtmiştim. Şu anda özellikle balık etkisi, Güneş'le Neptün'ün birleşmesi yani olup bitenlere karşı bizi daha fazla duyarlı hale getirecek, hassaslaştırabilecek konu ve kavramlara işaret ediyor. Balık ihtiyaç sahipleri, muhtaç insanlar, bir şeylerin kaybedilmesi, fedakarlıklar, olup bitenler nedeniyle dünya üzerinde olup bitenler nedeniyle kurban pozisyonuna düşen kişiler, bunları yani aslında göçmenleri bir şekilde vurguluyor ve balık yeni ayı ile beraber bu konunun, temanın hem ülkemizde hem dünya üzerinde daha fazla görünür hale geleceğini de söylemiştik. İşte balık özellikle Başak Dolunay'ı, göçmenler ve onların içinde bulundukları dram, onların acizliği, onların şu andaki dünya üzerindeki yaşadığı sorunlar ve bunun tabii ki ülkemizle beraber tüm ülkeler için yaşattığı şu andaki acizlik ve sorumluluklar ve çaresizlikler, tüm bunlarla ilgili konuları sorunlu bir şekilde, daha gerçekçi bir şekilde de gündemimize taşıyor ve ne yazık ki Dolunay haftasında ve yakınlarında göçmenlerle de ilgili daha trajik, daha üzücü durumlar yaşanabilir. Ve burada Oğlak Burcu'nda birleşen gezegenler aslında bu anlamda da ciddi bir şekilde sorumluluklar alınması gerektiği, yapılandırmaların, düzenlemelerin yapılması gerektiğini de işaret ediyor. Ve yaşanan gelişmeler tüm dünyanın özellikle bu konularda belki yeni planlamalar, yeni düzenlemeler, yeni yapılandırmalar içerisinde olması alanında da biraz daha zorlayıcı bir etki de yapacak gibi görünüyor. Şimdi kişisel olarak tabii hepimiz az veya çok etkiler alabiliriz. Başak Burcu Dolunay'ı özellikle değişken burçlarımızı etkileyecek. Özellikle 19 derece Başak Burcu'nda olduğu için Dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarımıza bakınız. Başak, Balık, İkizler ve Yay burçlarının 19 derece ve yakınlarında kişisel gezegenlerimiz varsa, Güneş burcumuz, yükselen burcumuz veya diğer gezegenlerimiz bulunuyorsa bireysel olarak etkiler alabiliriz. Ve bu etkiler hayatlarımızda bazı konularda belirsizlikler, güvensizlikler yaratabilir. Ama şunu da unutmamak lazım. Kendimizi kandırdığımız ya da görmezden geldiğimiz ya da hep geri plana ittiğimiz bir şeyleri bu dolunay gerçeklerle yüzleştirerek karşımıza çıkarabilir. Artık bundan sonrası bir kabulleniştir. Bu kabullenişle beraber süregelen sorunları çözmek için de gereken uygulamaları yapmamız, belki düzen değişiklikleri, belki yeni yapılandırmalar ya da alınması gereken sorumluluklar, tüm bunları da bu dolunayla beraber artık hayatımıza taşıyabiliriz. Venüs ve Uranüs Boğa burcunda birleşiyor. Bu da önemli bir etki. Venüs Boğa'da para konuları, maddi kaynaklar, maddi güvenceyi de işaret eder. Ama aynı zamanda tabii ki ilişkilerimizle de ilgili önemli bir dinamiktir. Yükselen yöneticisi de olduğu için haritada özellikle önemli. Haritanın tam 8. ev girişinde ve Uranüs'le birleşiyor. Gerek ikili ilişkilerimiz, ortaklıklar, işbirlikleri alanında olsun, gerek ülkeler arası ilişkiler, siyasi alandaki konular olsun, ekonomik paylaşımlar, ekonomik alandaki finansal durumlar, bunlar alacak verecek konuları, borç konuları olabilir, yatırımlar olabilir,
Para konularında da bazı hızlı inişler, çıkışlar, piyasalarda olabilecek dengesizlikler, değişken şartlar, beklenmedik durumlar, özellikle Venüs-Uranüs kavuşumu bu dolunayla beraber hayatlarımıza yansıyabilir. Finans konularına da daha temkinli yaklaşmamız gereken bir süreçteyiz. Zaten henüz Merkür retrosu devam ediyor olacak. Bu dolunayda Neptün yan etkili. Bence Merkür'ün düzelmesi, bir şekilde ileri harekete dönmesi 20 Mart'tan sonrası biraz daha rahatlayabilir. Yeni bir adım atmak, yeni kararlar vermek için çok da acele edilmemesi gereken bir süreçte olduğumuzu söyleyebilirim. Burçlara kısa kısa değinirsek, evet, Koç burçları ve yükselen burcu Koç olanlar için Başak Dolunay 6. evlerinde olacak. İş hayatınız, mesleki konular, birlikte çalıştığınız kişiler, ortaklarınız, onlarla yaptığınız işlerde lütfen detaylara dikkat edelim. Evet, güvenmediğiniz kişilerle ilgili bazı önsezileriniz olabilir. Bunlarla ilgili açığa çıkan durumlar karşılaşabilirsiniz. Yanılgılar, aldanmalar, aldatılmalar, finansal anlamda kayıplar, dolandırılma durumları ve benzeri. Lütfen bunlara dikkat edelim. Çok temkinli olalım. Ve genel sağlığımıza dikkat edelim. Sağlık konularında ihmalkar olmamamız gereken bir dönemdeyiz. Beslenmemize dikkat edelim. Bazı alerjiler, kronik sağlık sorunları, yine virüslerle bağlantılı hassasiyetler bu dolunayda gündemde olabilir. Kendimiz, yanımızdaki kişiler ve özellikle evcil hayvanlarımızın genel sağlığıyla ilgili konu ve kavramlar da dolunayda bizim için öncelikli olabilir. Sevgili koçlar, kişisel doğum haritalarınızda özellikle değişken burçlarda gezegenleriniz varsa bu dolunay sizi bireysel olarak daha fazla etkileyebilir. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, dolunay 5. evinizde meydana gelecek. Aslında sizin için dost bir burç Başak. Aşk hayatınız, romantik konular, eğlenceli konular, çocuklarla ilgili hedefleriniz bu dolunayda gündemde olabilir, görünür hale gelebilir. Ama dolunayın genel enerjisinde duraklamalar da var, belirsizlikler var, biraz kaotik durumlar da var. O yüzden aşk hayatınızdaki yanılgılara, aldanmalara dikkat edelim. Arkadaş ilişkileriniz, sosyal hayatınızda kurduğunuz ilişkiler, bunlar parasal alışverişlerde olabilir, ticari konularda olabilir. Dikkatli olmamız gerek. Venüs burcunuzda ama Uranüs de orada. Bazı sürpriz durumlarla, beklenmedik durumlarla karşılaşma potansiyeliniz var. Genel olarak ilgi duyduğunuz alanlarda sanatla ilgili, hobilerinizle ilgili olabilir ya da ruhsal veya spiritüel bazı uğraşlarınız olabilir. Bu dolunayda bunlara odaklanabiliriz. İş hayatınızda işle ilgili yaptığınız girişimlerde ya da beraber çalıştığınız iş alanında beraber çalıştığınız kişilerle olan ilişkilerde de şu dönemde geçmişten gelen bazı konu ve kavramlar gündeme gelebilir. Onları değerlendirme fırsatı da bulabilirsiniz. Bazı yarım kalmış işlerinizi tamamlama fırsatı da bulabilirsiniz. Ama yeni bir karar vermek, yeni adım atmak, bir anlaşma yapmak, sözleşme yapmak, tüm bunlar için biraz daha en azından ayın son haftasını beklemekte fayda var. Para konularında da lütfen temkinli olmaya çalışalım. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Başak Dolunay'ı 4. evinizde olacak. Ev yuva temaları, aile içi ilişkilere işaret ediyor. Tüm bunlar olurken biraz belirsiz koşullar, güvensiz durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Taşınma konuları olabilir hayatınızda. Yer değiştirme, emlak alma, satma ve benzeri gibi. Ancak şu dönemde lütfen hızlı kararlar vermeyelim. Evinizi kiraya vermek istiyorsunuz veya satmak istiyorsunuz. Bir anlaşma yapmanız lazım. Sözleşme, kontrat yapmanız lazım. Koşullar çok uygun olmayabilir. Biraz izlemede kalın. Çok hızlı karar vermeyin. Aile içi ilişkilere dikkat edelim. Çünkü ebeveynlerle ilgili konularda hastalıklar olabilir. Biraz duygusal sorunlar, yanlış anlamalar, anlaşılmalar olabilir. İş hayatınız ve ev arasında biraz karmaşa ve dengesizlik yaşayabilirsiniz. Hayalci olmayın hiçbir alanda. Özellikle iş ve kariyer konularında. Gerçekçi hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Ve sevgili ikizler, gezegeniniz Merkür henüz retro.
ve bu dolunay sırasında da önemli bir pozisyonda yanılgılar olabileceğini, bazı kayıplar olabileceğini işaret ediyor ve lütfen sağlığınıza da dikkat edin. Sağlığınız da bu dönemde daha hassas olabilir. Hem psikosomatik anlamda, hani ruhsal anlamda daha kaygılı, endişeli olabilirsiniz. Hem de genel bağışıklığınızın zayıf olabileceği bir dönem. Dolunay haftası ve yakınlarında kendinize, beslenmenize dikkat edin. Dinlenmeye çalışın. Gerekirse biraz destek olarak hani vitaminler, ekstra takviyeler de alabilirsiniz. Ve sevgili yengeçler, yükselen burcu yengeç olanlar, dolunay 3. evinizde olacak. Bu dolunayla beraber yakın çevre ilişkileriniz, arkadaşlarınız, özellikle akrabalarınız, kardeşlerinizle ilgili konu ve kavramlar gündem oluşturabilir. Belki belirsizliklerle karşılaşabilirsiniz. Her duyduğunuza inanmayın. Dedikodular çok ortaya çıkabilir. Spekülatif durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Hem yakın ilişkilerde hem de ticari konularda daha dikkatli, mantıklı olmanız gereken bir süreç. Mümkünse çok önemli alışverişler yapmayın. Çok hızlı kararlar vermeyin. Bazı seyahat planlarınız varsa, ticari olabilir bunlar, özel geziler, seyahatler olabilir. Buralarda belirsizlikler olabilir. Ya da bir yerden bir yere gidiyorsanız bir şeyleri kaybedebilirsiniz. Ya da hani beklediğiniz gibi olmayabilir konular. Karmaşalar yaşayabilirsiniz. Ertelemeler olabilir. Şu dönemde özellikle seyahatlerde çok fazla hani hastalıklar nedeniyle de, salgın hastalık nedeniyle de kısıtlamalarla karşılaşabiliyoruz. İşte sizin için böyle bir durum ortaya çıkabilir. Daha fazla temkinli olmamız gerekiyor. Dikkatli olmamız gerekiyor sevgili yengeçler. Kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda, Başak, Balık, İkizler, Yay gibi burçlarda 19 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bireysel olarak etki alabilirsiniz. Ama böyle bir yerleşiminiz yoksa kişisel haritanızda çok da önemli bir etki almayabilirsiniz. Ve sevgili aslanlar, yükselen burcu aslan olanlar, ikinci evinizdeki dolunay parasal konulara işaret ediyor. Para girişleri, çıkışları olabilir, olmayabilir, kayıplar olabilir, aldanmalar, aldatılmalar olabilir. Evet, dolunayın genel enerjisi böyle olduğu için söylüyorum, ama bireysel haritanızda değişken burçlarınızda önemli hareketleriniz yoksa, daha çok toprak burçlarında olumlu gezegenleriniz varsa, evet, para kazanma yönünde, parasal güvence alanında bu dolunay sizi destekleyebilir. Ve dolunayda lütfen önemli, özellikle alışverişler, borç alma verme konuları, kredi başvuruları, miras gibi konular, nafaka gibi mevzular, bunlara daha dikkatli yaklaşalım. Çünkü dolunay biraz kandırılma ya da yanılma ya da bir şeyleri kaybetme enerjisi içinde barındırıyor sevgili aslanlar. Ve sevgili başaklar, yükselen burcu başak olanlar, dolunay sizin burcunuzda ve tabii ki en önemli etkiyi siz alıyorsunuz. Özellikle doğum günü 4-15 Eylül arası olan sevgili başaklar, yükseleni 19 derece ve yakınlarında olan başak burçlarımız, kişisel haritalarında özellikle değişken burçlarda öne çıkan gezegenleriniz varsa, başak burçlarımız en önemli etkiyi alabilir. Dolunayla beraber kendinizle ilgili, içinde bulunduğunuz şartlarla ilgili farkındalıklar oluşabilir. Ve en önemlisi, ilişkileriniz, işbirlikleri, evlilik konuları, ortaklıklar ve onlarla birlikte yaptığınız paylaşımlar, finansal paylaşımlar, bunlara lütfen dikkatli yaklaşalım. Gizli olan bir şeyler açığa çıkabilir. Bir anda hani aldatıldığınızı da hissedebilirsiniz. Ya da ortağınızın sizden bir şeyler sakladığını da fark edebilirsiniz. Bu durum tabii ki ruhsal anlamda sizi zorlayabilir, zihinsel anlamda zorlayabilir. Merkür'ün de retro olması şu aralar enerjinizi düşürüyor. Birçoklarınız enerji düşüklüğü hissediyor olabilir. Sağlık konularında zorlanıyor olabilirsiniz. Evet, bu dolunay genel olarak sağlığınıza da dikkat çekiyor. Sindirim sisteminize dikkat edin. Bağışıklık sisteminize lütfen dikkat edin. Salgın hastalıklara özellikle dikkat edin. Bir şekilde bedensel gücünüzü, bağışıklığınızı güçlendirecek şekilde beslenmeye çalışın. Dinlenmeye çalışın. Çok yorulmamaya çalışın. Ve ilişkiler alanında da herkese güvenmemeye çalışın. Şu dönemde yeni kararlar vermek, adım atmak, sözleşme yapmak, imza atmak,
çok doğru olmayabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor sevgili başaklar ve sevgili teraziler, yükselen burcu terazi olanlar. Dolunay'da başaklarla beraber sizler de etki alıyorsunuz. Çünkü dolunayın yükselen burcu terazi. Ve genel sağlığınıza lütfen dikkat edin. Dolunay'da kayıplara dikkat edin. Gizli olan bir şeyleri öğrenebilirsiniz ya da sakladığınız bir şeyler açığa çıkabilir. Eğer gizli ilişki yaşıyorsanız ya da birilerinden bir şeyleri saklıyorsanız bu dolunayda bunları saklama olanağınız azalabilir. Bir anda bunlar açığa çıkabilir. Ama sizden saklanan sırlar ya da geri planda olup biten bir şeyler, gizli düşmanlıklar, dedikodular, bunlar da bu dolunayda gündemde. Bunlardan zarar görmemeye çalışın. Sezgileriniz güçlü aslında. Birazdan iç sesinizi dinlediğinizde bir şeyleri de fark edebilecek, açığa çıkarabilecek bir dönemde olduğunuzu da söyleyebilirim sevgili teraziler. Gezegeniniz Venüs Boğa burcunda, para konularında kimseye güvenmemeniz gerekiyor. Uranüs de onun yanında. Şu dönemde borçlanmayın. Yeni bir kredi almak istiyorsanız lütfen şartlara dikkat edin. İş konularında, yatırım konularında da dikkatli olmakta fayda var. Kişisel doğum haritalarınıza bakınız lütfen. Özellikle 19 derece ve yakınlarında değişken burçlarınız varsa bireysel olarak bu etkilerin daha yoğun olabileceğini, daha sert olabileceğini de hesaba katmakta fayda var. Evet sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, dolunay 11. evinizde. Sosyal çevreniz, arkadaşlar, arkadaş ilişkileriniz, üzerinde çalıştığınız projeler, bunlarla ilgileniyorsunuz. Planlar, programlar, detay gerektiren birçok konu var. Ama bir yandan da ne kadar uğraşırsanız uğraşın, bir şeyleri toparlayamıyorsunuz. Hep bir şeyler dağınık sanki ya da kontrolünüz dışında oluşan bir şeyler var. Bunlar duygusal hayatınızda olabilir. Şu aralar aşk hayatınız, duygusal hayatınız ya da çocuklarınızla ilgili yaşadığınız bir şeyler kafanızı karıştırıyor olabilir. Biraz belirsizlik de hissediyor olabilirsiniz. İşte güvenmediğiniz koşullar varsa, bu bir arkadaş ilişkisi olabilir, aşk hayatınız olabilir ya da üzerinde çalıştığınız bir iş projesi olabilir. Güvenmediğiniz konular varsa dikkatli yaklaşalım. Şartların olgunlaşmasını bekleyelim. Bazen de hiçbir şey yapmadan biraz izlemede kalmak daha doğru olabilir aslında. Sevgili akrepler, yanıldığımız, gözden kaçırdığımız bir şeyleri de fark edebiliriz dolunay haftasında. Bu bundan sonraki süreçte nasıl hareket edeceğimiz konusunda da bizim için bir işaret niteliği taşıyabilir aslında. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, siz de Başak gibi bir değişken burçsunuz. Dolayısıyla Başak burcundaki dolunay aslında sizi önemli ölçüde etkileyebilir. Kariyer alanınızda gelişmeler var. Gelecekle ilgili hedefleriniz, projeleriniz var. İşiniz, mesleğiniz, bunlar gündemde. Bir yandan ilişkilerle ilgili ayrılıklar, birliktelikler söz konusu ya da taşınma, yer değiştirme gibi konularla ilgileniyorsunuz. Ebeveynlerle ilgili bazı konular şu aralar sizi duygusal olarak etkileyebilir. Onlara yardım etmeniz, onları desteklemeniz gerekebilir. Tüm bunlar olurken hani kariyeriniz, işiniz, eviniz, yuvanız, belirsizlikler hissedebilirsiniz. Melankolik etkiler artıyor dolunayda. Lütfen belirsiz olan koşullar varsa, özellikle dolunay döneminde işle ilgili, kariyerle ilgili bir teklifle karşılaşırsanız hemen acele karar vermeyelim. Biraz bekleyelim, ay sonunu bekleyelim en azından. Koç yeni ayından sonra şartlar daha net olabilir, daha doğru hareket edebiliriz. Sevgili yaylar, güneş burcunuz, yükselen burcunuz eğer 19 derece ve yakınlarındaysa lütfen kişisel haritanıza bakınız. Bu dolunay bireysel olarak sizi daha fazla etkileyebilir. Bu durumda bazı kayıplarla karşılaşmanız mümkün ve duygusal anlamda aile üyeleriyle ya da iş hayatında beraber çalıştığınız kişilerle aranızda biraz hani size duygusal olarak zorlayabilecek ya da bir şeyleri yanılmanıza neden olacak ya da yanıldığınızı fark etmenize neden olacak durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ev ortamında sular, sıvılar, gaz, hani bu buralarda olabilecek riskler de barındırıyor bu dolunay enerjisi. O yüzden kullandığınız araçlara, gereçlere, su tesisatına lütfen dikkat edelim. Genel sağlığımız tabii ki hassas olabilir. Sağlığımıza da bu dönemde dikkat etmemiz gerekiyor. Ve sevgili oğlaklar, yükselen burcu oğlak olanlar, birçok gezegen sizin burcunuzda.
Evet. Dolayısıyla bu hem bir yandan sizi güçlü yapıyor ama bir yandan da çok fazla baskı yapıyor. Çok fazla sorumluluk yüklenmiş durumdasınız. Dolunay 9. evle alakalı hukuksal bir konuyla gündemde olabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili uluslararası işleriniz, ticari konular, akademik konular, belki seyahat planlarınız. Bu dolunayda gündemde ama belirsizlikler de içinde barındırıyor bu dolunay. Ekstra bazı beklenmedik masraflar getirebilir ya da plan değişiklikleri söz konusu olabilir. Hukuksal konularda şartları çoğu zaman siz kontrol edebilirsiniz bu dolunayda ya da şu ana kadar geçmişten gelen sürüncemede kalmış bir konu varsa, bir dava, yasal bir konu, bu dolunayda şartları kendi lehinize çevirecek gücü aslında bulabilirsiniz. Yakın çevre ilişkileriniz, akrabalar, uzaktaki kişiler, sizin ya da eşinizin akrabaları, çok fazla konuşmaların olduğu bir dönem. Ama bu konuşmalar olurken biraz böyle güvenilmez haberlerde duymanız mümkün. Her duyduğumuza inanmayın aslında şu süreçte. Çünkü kandırılmalar, suistimal edilmeler söz konusu olabilir sevgili oğlaklar. Ve sevgili kovalar, yükselen burcu kova olanlar, dolunay sizin 8. evinizde para konularına dikkat etmemiz gerekiyor. Finans konuları, borçlar, ödemeler, faturalar, eşimizin parası, ortağımızın parası, hisseli paralar. Dolunay bazı kayıplar getirebilir. Bazı hesap hatalarıyla karşılaşabilirsiniz. Muhasebecinizi lütfen kontrol edin. Hesapları bir kontrol edin bu dönemde. Unutulmuş bir şeyler karşınıza çıkabilir. Bir davanız varsa, özellikle parasal bir dava, bir ayrılık, hani boşanmayla da ilgili olabilir. Vergi ya da nafaka, miras konuları, tazminat gibi konular. Burada aldanma, aldatılma gibi şartlar oluşabilir. Riskler var, dikkat edin, çünkü Merkür de zaten Kova burcunda retro. O zaman her türlü yasal konuya, detaya dikkat edeceğiz. Özellikle para konularında, finansla ilgili konularda dikkat edeceğiz ve bu dönemde yeni bir anlaşma yapmak, yeni bir alışveriş yapmak, parayla ilgili bir adım atmak, bir sözleşme yapmak çok doğru olmayabilir. Daha çok geçmişten gelen konuların sonuçlarıyla uğraşabileceğimiz veya oradaki karmaşaları çözmeye çalışabileceğimiz bir dönem olabilir. Ameliyatlar konusunda da uyarmak istiyorum. Şu dönemde çok acil olmadıkça, mümkünse dolunay haftasında ameliyat olmamaya çalışalım. Operasyonlar evinizde, Merkür'de retro, Neptün'den bir etki var. Biraz hani sağlık konularında da koşullar istediğimiz gibi gitmeyebilir. Hani böyle gözden kaçan durumlar olabilir. Yanılgılar, yanlış teşhisler, ilaçtan gelebilecek zararlar, alerjiler. Hani bunlar olma olasılığı içerisinde olan konular. O nedenle mümkünse bu tarz planlarımız varsa biraz ertelemekte, en azından ay sonu veya Nisan ayına ertelemekte fayda var sevgili kovalar. Ve gelelim balıklara. Balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, özellikle doğum gününüz 4 Mart 15 Mart arasıysa sevgili balıklar, güneşiniz etkilendiği için önemli bir dolunay bu sizin için. Yükselen burcunuz 19 derece ve yakınlarındaysa çok önemli. Ve lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda Mars, Satürn, Plüto, Uranüs gibi malefik gezegenleriniz varsa ya da Ay ya da Merkür'ünüz mesela değişken burçlardaysa, o zaman ekstra daha güçlü etkiler alacaksınız anlamına gelir. Bu dolunaya özellikle dikkat edin. Neptün burcunuzda tam karşınızda dolunay var. Neptün olan yerde biraz belirsizlikler, karmaşalar, yalanlar, dolanlar olabilir. Evet, sezgileriniz güçlü, yaratıcılığınız da güçlü. Sanatla ilgilenmek için bu dolunay fırsatlar getirebilir size. Spiritüel yanınız da güçlü. Manevi yolculuklar, böyle spiritüel yolculuklar, bazı sanatsal eğitimler alabilirsiniz. Bunu tavsiye de ediyorum. Bu tarz ortamlara da girebilirsiniz. En azından enerjinizi dengeleyebilirsiniz. Ama ilişkilerle ilgili bazı kararsızlıklar yaşıyorsanız eğer, lütfen önemli kararlar vermemeye çalışın. Yani çünkü yanılgılar olabilir. Bazen de yanıldığınız, hani görmediğiniz bir şeyleri bu dolunayda görebilirsiniz. Daha önceden çok güvendiğiniz bir ilişkide aslında o kadar da güvenmemeniz gerektiğini hissedebilirsiniz. Bu size maddi manevi bazı zararlar getirebilir. Evlilik
gibi, nişan gibi, hani imza atılması gereken konulara da evet belki önemli kararlar vereceksiniz. Tekliflerle de karşılaşacaksınız bu dolunayda. Ama en azından şu dolunay enerjileri sakinleşene kadar çok acele karar vermemek, biraz şartları izlemek, biraz hani belki görmediğimiz, bilmediğimiz, anlamadığımız konuların olabileceğini düşünerek biraz daha izin vermek kendimize gerekiyor. Şartlar netleştikten sonra, ki bu ne zaman olabilir? Özellikle ay sonundan sonra, 25 Mart'tan sonra biraz daha koşullar netleştikten sonra kararlarımızı verebiliriz, harekete geçebiliriz sevgili balıklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.